Bozollar, puflar, likitler, vape cihazları, buhar makineleri yani kısaca elektronik sigaralar. Yıllardır tartışılan arada bize hem sosyal medyadan hem de e-posta yoluyla sık sık sorduğunuz bir soru var dostlar. Elektronik sigaralar mı yoksa normal sigaralar mı daha zararlı diye. Bu videoda elektronik sigaraların sebep olduğu evalı hastalığını açıklıyoruz. Normal sigaralar 500 yıldır var ve zararlarını ya da sebep olduğu hastalıkları ezberledik artık biliyorsunuz. Ancak elektronik sigaralar için bu kadar net konuşamıyoruz böyle normal sigaralardaki gibi bir sürü hastalık adı sayamıyoruz. Çünkü bu cihazlar yaklaşık 20 yıl önce kullanılmaya başlandı ve son 5-6 yılda kötü huylu bir kanser gibi yaygınlaştı. Her yerde görüyoruz. Yasalarla öne alınmaya çalışılsa da alınamadı. Satışı yasak olsa da içeriğini açık etmeden mesela nikotin maddesine nik falan gibi şekilli şukulu isimler verilerek satışı yapılıyor hala biliyorsunuz. Yani normal sigaraya göre oldukça yeni bir akımdan söz ediyoruz. Hatta bir boyutuyla aslında elektronik sigaralar teknolojik bir akım bir tür moda oldu bu yeni modanın etkilerini de normal sigaralardaki gibi detaylıca tanımlamak, anlamak mümkün değil. Yani normal sigaraların koa ya da akciğer kanserine sebep olması gibi net bir tanımlama yapılamıyor elektronik sigaralar için. En azından yapılamıyordu. Ta ki ülkemizdeki haber siteleri geçtiğimiz hafta şu başlığı atana dek. Elektronik sigara tüketen kişilerde yeni bir hastalık tanımlandı ev alı. E hemen hemen Türkiye'deki her haber sitesinde karşımıza çıkan bu başlık aslında yanıltıcı ve Türkiye sosyal Ulum Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Şule Akçay'ın Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamalardan hareketle atılmış bir başlık. Ancak işin aslı biraz farklı ve haberleri okuduğunuzda görüyorsunuz ki Profesör Doktor Akçay'ın yeni bir hastalık tanımlandı şeklinde tek bir cümlesi hatta iması bile yok. Sadece ABD'de 17 yaşındaki bir gence tanı koyulduğundan bahsediyor ve hastalığın genel tanımını yapıyor. Hepsi o kadar. Herhangi bir zaman bağlamı belirtmiyor. Yeni ya da eski bir hastalık demiyor bunun için yani özetle haber siteleri ve internet editörleri hocanın açıklamasını görmüş evalı hastalığını ilk kez duymanın getirdiği yüksek trafik heyecanına kapılıp 5 senelik hastalığı yeni bir hastalık gibi yazmışlar Halbuki 30 saniyelik bir Google aramasıyla bile Türkiye'deki ilk Evalı vakasının ta Ocak 2022'de yani yıllar önce görüldüğünü bulabilirlerdi sigara paketlerinin üzerine 2017'den beri açık açık uyarılar yapılmasına rağmen Türkiye'deki sigara kullanım yaşı 11'e kadar düşmüş durumda durumda öyle olunca Şule Hoca'nın aynı haberde yaptığı Türkiye'de sigaradan her gün 250 kişi ölüyor açıklaması değil de daha şık yeni ve çoğunluğun zararsız olarak bildiği elektronik sigaraların sebep olduğu hastalık daha fazla haber değeri taşıyor üzerine bir de olayı yeniymiş gibi verince tıklamalar artıyor tabi haber siteleri de bir noktada haklı yani ama bu haklılığı olay yeniymiş gibi sunarak kullanmaları hiç araştırma bile yapmadan vermeleri bence internet medyasının sağlık haberciliği konusunda ne kadar güvenilmez olduğunu gösteriyor bize. Yani özetle Evalı hastalığı yeni bir tanımlama ya da yeni bir hastalık değil. Bu yanlışı düzelttiysek şimdi asıl konumuza geri dönebiliriz. Nedir bu Evalı? Nasıl ortaya çıktı? Belirtileri neler ve ne kadar ölümcül? Her şey 2019 yılının yaz aylarında başladı. 6 ila 8 aylık bir zaman diliminde nefes darlığı, göğüs ağrısı ve öksürük gibi solunum yolu şikayetlerine sahip 2807 kişi ABD'deki hastanelere akın etti. Bu insanların 68'i hayatını kaybetti. Yani ölüm oranı %2.4'ü Aynı semptomlara sahip yaygın grip hastalığının ölüm oranı %1'in bile altındaydı. Yani gripten neredeyse 2,5 kat daha ölümcül olan bir hastalığa işaret eden bu yüksek oran ABD'deki önemli sağlık kuruluşlarından hastalık kontrol ve önleme merkezi CDC'nin dikkatini çekti. İlk bulgulara göre bu insanların tek bir ortak noktası vardı. Hepsi son 3 ay içerisinde elektronik sigara kullanmıştı. Şubat 2020'de açılımı elektronik sigara kullanımıyla ilişkili akciğer hasarı anlamına gelen Eval adı verildi hastalığı. İlk araştırmalar elektronik sigara likitlerini koyulaştırmak için kullanılan alfa tokoferil ya da diğer adıyla E vitamini asetatı isimli bir kimyasalın hastalığa sebep olduğunu ortaya koydu. Cilt kremlerinde de kullanılan bu maddenin vücuda sürüldüğünde hiçbir zararı yoktu. Ama buharının solunması durumunda akciğere verdiği hasarlar EVALI hastalarını ölüme sürüklüyordu. Çok geçmeden elektronik sigara likitlerinin içerisindeki propilen glikol, gliserol, hint kenevirinden üretilen TH ve tohum yağı gibi maddelerin buharlaşmasıyla akciğer hasarının daha da tetiklendiği anlaşıldı. Hastalar arasında belirlenen bir diğer ilginç nokta ise %80'inin elektronik sigaraları yasa dışı yollardan edinmiş olmalarıydı. Bildiğiniz gibi Türkiye'de elektronik sigara satışı 2020 yılından beri yasak. Bazen bu yasağın kaldırıldığına dair böyle kolpa haberler çıksa da hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Yani Türkiye'de aldığınız hiçbir elektronik sigara yasal değil. Bu sebeple denetimden geçmiyor. Bu sebeple içerisindeki etken maddelerin ne olduğunu bilmek, üreten ve satan kişiler ne kadar şeffaflık da ne yazık ki mümkün değil. Bu görüntü 2022 yılında Türkiye'de evalı tanısı koyulan 33 yaşındaki hastanın sol akciğerinden. Siyah bölgeler normal dokular, beyaz bölgeler ise 3 ay içerisinde yapılmış elektronik sigara kullanımı sonrasında meydana gelen evalı hastalığının yol açtığı hasara ait. Üstelik bu hasarın oluşması için hastanın son 3 ay içerisinde bir kez bile elektronik sigara kullanması yeterli. Daha da korkunç olanı bu hasarın akciğerin alveol bölgesinde yani nefes alıp verdiğimiz üzüm salkımı benzeri yapıda oluşması. Yani çok yakından tanıdığımız bir diğer hastalık gibi, COVID-19. Hatta iki hastalığın arasındaki benzerlik semptomlara kadar uzanıyor. Nefes darlığı, ateş ve titreme, öksürük, istifra etme, baş ağrısı ve baş dönmesi, diare, hızlı kalp atışı ve göğüs ağrısı. Az önceki hastaya tanıyı koyan Doktor Osman Erbek'e göre sadece testler yaparak COVID-19 ile evalığı ayırt etmek çok zor. Dünya Sağlık Örgütü'nün rehberine göre bu iki hastalığı birbirinden ayırt etmek için hastaya son 3 ay içerisinde elektronik sigara kullanıp kullanmadığı sorulması gerekiyor. Yani son 3 ay içerisinde elektronik sigara kullandıysanız bir bakıma Covid-19'un çıktığı günlerde salgının sıfır noktası olan Wuhan kentinin Hayvan pazarlarında maskesiz gezdiniz demek. Sonucunda yaşayacaklarınız ile arasında çok fark yok. İstediğiniz kadar elinizi yıkayın, maske takın, aşı olun. Hatta hiç virüse maruz kalmayın. Elektronik sigara içtiyseniz, COVID-19'un kardeşi EVALI'ya yakalanmanız an meselesi. Unutmayın, bir kez bile kullanmanız yeterli. EVALI'ya yakalanıp iyileşenlerin hastalıktan tamamen kurtulup kurtulmayacakları da bilinmiyor şu an için. Yani alınan hasarın geçip geçmediği tespit edilebilmiş değil. Ancak ikiz kardeşi COVID 19un bazı insanlarda etkileri yıllar sonra ortaya çıkacak hasarlar bıraktığını biliyoruz. Ve buna da post-Covid sendromu deniyor. Yani vücudumuz hastalığın sebebi olan virüsten arınsa bile bıraktığı hasarlar kalp, akciğer, böbrek, deri ve beyin dahil olmak üzere pek çok vücut sisteminde çok farklı hastalığa sebebiyet verebiliyor. Şunu da biliyoruz ki bırakın normal sigaranın dumanını veya elektronik olanın buharını, su buharının fazlasını bile solumak insan vücuduna zararlı. Kaldı ki bir batarya ile ısıtılan içeri Onlarca farklı kimyasalın yer aldığı bir sıvının buharı zararsız ya da az zararlı olsun. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Hazırlarken yararlandığımız kaynaklara açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz dostlar. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.